Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir ortalıklarda yoktum ve şimdi yepyeni bir konukla karşınızdayım. Mehmet Şah Karasu, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Nasıl ben gidiyor? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Kendisi böyle sizli bizli konuşacağım videoda biraz ama kendisi en yakın arkadaşım. Evet Mehmet, seyircilerimize kendini tanıtır mısın? Hani hangi şirkette çalıştığından, mesleğinden biraz bahsedersen. Ben Mehmet, 28 yaşındayım. Damla ile üniversitenin ikinci sınıfından beri tanışırız. Beraber okuduk. Evet. Daha sonrasında şu an burada 2 yıldır yine beraber çalışıyoruz, yaşıyoruz. Evet. Kendisi meslektaşım. Zaten aynen, üniversitede aynı sınıftaydık. Ortak aldığımız projeler de vardı. Serüvenin Katar'da devam edeceğini kimse bilemezdi, evet, yani. Evet, hiç tahmin edemiyorduk o durumu. Gerçekten. Evet Mehmet, takipçilerimize burada neler yaptığından, şirketinden biraz bahseder misin? Tabii ki. Ben GAP İnşaat Şirketi'nin Katar Ordusu için yaptığı bir projede yer alıyorum. Bu bir askeri eğitim projesi. Proje fonksiyonu açısından çok ilginç bir proje. Çünkü içerisinde 18 bina barındırıyor ve bu 18 binanın her birinin farklı bir işlevi var. Evet. Askerler olası bir terörist saldırısı karşısında bu durumu nasıl savunacaklarına dair eğitim görecekler. Ve bunun içerisinde bir örnek veriyorum. Rüzgar tüneli binamız var. Evet. Ve bu rüzgar tüneli binamızda aslında askerler havadan iniş yaptıklarında o paraşütlerle nasıl bir iniş sağlayacaklarına dair eğitim görüyorlar. Ya da wow, çok aynen ilginç. Ya da sahte set binamız var, örnek veriyorum. O set binasının içerisinden bir metro geçiyor. O metronun içerisinden, örnek veriyorum, teröristler çıkacak ve askerler mesela o teröristleri egale edecekler. Bu askeri projeye bayağı büyük bir yatırım yaptıkları söyleniyor. Evet, kesinlikle. Ben de tabii ki bütçeyi bilmiyorum ama gerçekten önemli bir proje. Ben biraz Mehmet'e, burada ileride mimar olmak isteyen arkadaşlarımıza, yurt dışında çalışmak isteyen arkadaşlarımıza böyle sırayla gideceğim ama ne gibi tavsiyeler verir? Aslında onu sormak istiyorum. Yani bir mimar olarak mesleğinden memnun musun? Bir mimar olmak isteyen birine mesleğinle ilgili neyi söylemek istersin? Yani şöyle derim. Öncelikle mesleği iyi araştırmalarını isterim. Çünkü çok fazla alt ve yan dalları olan bir meslek. Evet. Örnek veriyorum, ben mesela mimarlık yazdığımda ve mimarlık okumak istediğimde gerçekten çok böyle aşkla ve hayalimdeki meslekti benim mimarlık. Ama ben şunu sanıyordum, okul biter bitmez ben bir dizayn ofisinde direkt olarak binanın tasarımıyla ilgili çalışmaya başlayacağımı düşünüyorum. Konuya yabancı olanlara biraz daha açmam gerekirse, mimarlık okuluna gittiğiniz zaman size verdikleri eğitim, biz senden bir otel yapmanı istiyoruz ve bu otelin gereklilikleri bunlar. Bize bununla ilgili bir yapı çıkar diyor ve sen bir dönem boyunca maketlerle, üç boyutlu çizimlerle, hayal gücünü de kullanarak ortaya bir bina çıkar. Okuldan mezun olan mimarların %95'i o projeyi baştan sona ya da böyle bir projede yer almıyor aslında, doğru mu? Projenin o sürecinde yer alamayabiliyor. Mesela benim eski şirketimde ben 2 sene boyunca bütün dış cephe materyallerinin tek tek shop drawinglerini, yani detaylarını çizdim. Yani bu işin gerçek yüzünü de bilmek lazım. Ben bizim ülkemizde özellikle mimarlıkla ilgili şey var. Herkes sanıyor ki herkes bir şeyin tasarımını yapacak, bir binayı komple kendi yapabilecek ya da bir projeyi. Evet. Ama öyle bir şey değil maalesef. Öyle bir şey değil çünkü bir şeyi tasarlayabilecek vizyonun olması aslında çok uzun bir süreç. Yani çok. Mimarlık yapmaya ben bir konuşma dinlemiştim. Aslında insanlar mimarlık yapmaya 30 yaşında falan bile başlayamıyor henüz. Evet. Ya çünkü ben de hiç hissetmiyorum mesela, mimar daha olamadım yani. Daha evet, çok bir şeyler bildiğimi düşünmüyorum. Öğrenmen açıkçası gereken çok şey oluyor. Yani bir kere çok farklı departmanlarla aynı anda çalışmak zorundasın. Yani o binanın evet, elektrik tesisatçısı senin mimari çizimini çok etkiliyor. Ya da örnek veriyorum, mekanikçisinin yaptığı bir yanlış senin mimari çizimini değiştiriyor. Bu yüzden zaten sahada yapılan değişiklikler genelde ortaya bambaşka bir tasarım çıkartmış oluyor. Evet, falan. Hiçbir zaman böyle yani genelde yorucu bir meslek. 3D modeller hiçbir zaman gerçeğini evet, yansıtamıyor. Ya işte materyalden ötürü ya inşaat sürecinde karşımıza çıkan bir sorunu evet, çözme biçimimizden dolayı. Zaten bu yüzden de inşaat sektöründe aslında verimlilik oranı %60'tır. Yani bu şu demek, yaptığın işin %40'ı boşa gidiyor aslında. Bunu önlemek için şimdi BIM programları dediğimiz, yani BIM tabanlı programlar dediğimiz Revit gibi programlar var ve onlar evet, aslında o mekanikçinin
elektrikçinin ve mimarın bütün çizimlerini süperpoz ettiği, yani birleştirdiği bir model oluşturmanı sağlıyor ve oradaki çakışmaları oradan görüp önleyebiliyorsun. Bu verimliliği artıran ama ülkemizde özellikle henüz yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan bir program değil. Ben kendi özel hayatımla ilgili bir sonraki videoda ya da ben belki kendi kendime bir video çektiğimde bir takım şeyleri paylaşmak istiyorum sizinle. Çünkü hayatımda böyle radikal değişimler oldu. Bunları da konuşacağız. Fakat Mehmet, ben sana dönmek istiyorum. Eğer dön. Doğadan memnun musun? Yani bir takım şeyleri hayatında değiştirmek istesen neyi değiştirirsin? İnsanların doğdukları, büyüdükleri ülkeden nereye gidiyorlarsa gitsinler, bence zorlandıkları ve kafalarında sürekli acaba dönsem mi dedikleri bir dönem oluyor. Yani ben Almanya'ya da taşınmış olsaydım ya da Avustralya'ya da taşınmış olsaydım, muhtemelen sen Avustralya'dan memnun musun dediğinde şunlardan memnunum, bunlardan memnun değilim, ama şunu özledim falan derdim diye düşünüyorum. Kendi vatanında olunca kötü şeyler daha çok gözüne batıyor. Yani örnek veriyorum, işte ekonomik kriz, politik olaylar vesaire, bundan başlayıp önünü alamaz. Ama yurt dışında çalışan bir insan, hatta hep diyoruz ya, Almanya'dakiler genelde böyle hep Türkiye'ye bir özlem duyuyor ve Türkler de aslında çok kızıyor onlara. Aa işte geliyorsunuz, turist gibi euro ile harcıyorsunuz, politik olaylarda söz sahibi oluyorsunuz ama ülkeye hiçbiriniz geri dönmüyorsunuz. Bence güzel bir noktaya değindin tekrar. Bunun nedeni, daha geçen gün seninle konuşmuştuk, hatırlıyorum. Şunu söylemiştik, kendi ülkende yaşamadığın zaman aslında o yabancı ülkede sürekli bir tetikte oluyorsun. Yani bu tetikte olma durumu nasıl bir durum? Örnek veriyorum, Türkiye'de suç işleyeceğimizden değil ama burada yaptığımız, örnek veriyorum, bir trafik hatası bile bizi inanılmaz gergin hissettiriyor. Çünkü bütün her şeyini kaybedebilirsin. Bu ülkenin vatandaşı düzenini değilsin. Kaybedebilirsin tamamen yani. Evet, ya burada bir iş kurmuş da olabilirsin. Evet. Mehmet, şimdi bu yani hani biz tamam belki başka birinin yanında çalışıyoruz ama bizim burada belki bir mimarlık ofisimiz olabilirdi mesela. Evet. Bizim geçenlerde bir arkadaşımızın eşi trafikte yaşadığı bir olay yüzünden deport edildi. Yani adam 15 yıldır buradaydı fakat gözünün yaşına bakılmadı. Karşılıklı bir küfürü var ama adam senin memleketin burası değilse gözünün yaşına bakmıyor. Yurt dışında böyle bir sıkıntı var. Böyle. Ama genel bir özet geçecek olursam, ben doğayı seviyorum. Çünkü şöyle bir hissiyat oluşuyor benim içimde. Yani bu belki Afrika'da olsa aynı şeyi hissedecektim. Şu an Türkiye'deki durumları göz önüne alınca, işte genç nüfusun iş bulmakta zorlandığını ya da buldukları işlerde mutsuz olduklarını yani falan düşününce şunu düşünüyorum. Benim bir amacım var ve o amaç doğrultusunda ilerlediğimi hissedebiliyorum burada. Evet. Bunu hem kazancımla hissedebiliyorum, bunu hem edindiğim tecrübeyle hissedebiliyorum. Yerimde saymadığımı hissediyorum. Bu bana iyi geliyor. Evet. Ama bu da bir trick. Bu da bir trick. Bu da bir trick. Yani ve benim için en azından da gerçekten ne istediğinizi biliyorsanız, istediğiniz kadar para kazanın, istediğiniz kadar başarılı olun, yolunuzdan sapmıyorsunuz. Aynen. Ama eğer yolunuzu kaybettiyseniz, o amacınız net değilse ya da başka şeylere de aklınız kayıyorsa, o zaman işte büyük bir sınav bekliyor size. Çünkü burası gerçekten bir girdap ve her zaman söylüyoruz, ne kadar gelirimiz olsa da bir o kadar giderimiz oluyor. Ve bir bakıyoruz günün sonunda çok istediğimiz rakamlara ulaşamamışız. Çok az birikim yapabilmişiz yani. Yurt dışında yaşamanın en büyük zorluklarından biri, her zaman çok motive olmayabiliyorsunuz ve gerçekten çok zor zamanlar geçirebiliyorsunuz. Ve o zor zamanları geçirdiğiniz zaman konfor zonunuz olan, yani rahat alanınız olan yere sığınmak istiyorsunuz. Biraz geri çekilmek istiyorsunuz. Orada da bir aile, koşulsuz seven. Aynen, bir aile ya da çok yakın arkadaşlarınınla beraber vakit geçirip senin o motivasyonunu yükseltmesini bekliyorsun. Ama yurt dışında olduğun zaman maalesef bunları çok fazla alamayabiliyorsun. Evet. Çünkü çoğu kişi yurt dışı hayali kuruyor. Kimisi 3 ay sonra ağlayarak evine dönüyor. Yani böyle şeyler yaşamayın diye biz elimizden geldiğince bunları paylaşıyoruz. Tabii ki siz yaşayıp kendiniz tecrübe etmeniz gerekiyor. Çünkü ben Amerika'da depresyona girip erken dönmüş bir insanım. Katar'da 3 yıldır yaşıyorum. Yani o birazcık kesinlikle bakış açınıza, modunuza çok çok bağlı. Yani yurt dışına geldiğiniz zaman aslında böyle her konuda tamamen yalnız olduğunuzu ve bütün hayatın bütün yüklerinin üzerinizde olduğunu unutmamanız gerekiyor. Yani burada mesela benim yaşıtlarımdaki arkadaşlarımı görüyorum. Farklı meslek dallarında. Genelde çoğu yabancı. Fakat böyle bir gelecek kaygıları olmaksızın böyle günlerini günü gününe yaşayıp çok fazla birikim yapmayıp ne istediklerini bilmeyerek kaybolmuş bir şekilde yaşıyorlar. Yani bu insanları ben eleştirmiyorum tabii ki ama bu üzerine gerçekten düşünülüp kafa yorulması gereken bir şey. Bu hayattan ne bekliyorsunuz? Sizi
hangi alan, nasıl bir hayat standardı, hangi ülke, hangi koşullar sizi tatmin edebilir? Hangi yolda ilerlemek istiyorsunuz? Bu çok önemli. Bu soruyu lütfen kendinize sorun ve mesleğinize karar verirken bu soruları iyice değerlendirdiğinizden emin olun. Kesinlikle. Ve bu soruların cevabı her yaş grubunda da değişebiliyor. Evet. Yani tek net bir cevabı yok bu, bunun. Evet. Çünkü insanların öncelikleri değişebiliyor zaman zaman yani. Karakterimiz değişebiliyor. Evet. Evet, dediğin gibi önceliklerimiz değişebiliyor. Bizi mutlu eden şeyler değişebiliyor yani. Evet. O yüzden bu önemli bir nokta ve sizi de bu konuda düşünmeye davet ediyoruz. Bizim jenerasyonumuz veya bizim bir alt jenerasyonumuz, yani bizden bir genç nesil, critical thinking dedikleri işte eleştirel düşünceye daha açık insanlar. Aslında şu an bulundukları düzenin olduğu gibi ya da bizden bir önceki jenerasyon gibi olduğu gibi kabul etmek yerine bunu sorguluyorlar. Ve bunu sorguladıkları zaman ne oluyor? Sistemin onlara dayattığı inançları temelden sarsmaya başlıyorlar. Evet. Sarsılmış bir temel üzerinde eğer kendi inanç sistemlerini kuramazlarsa kayboluyorlar. Evet. Bu yüzden bir mentorların olması çok önemli. Yani kesinlikle. Sistemi kabul etmeyip sorgulamaları çok güzel bir şey. Ne düşüneceğini değil ama nasıl düşüneceğini öğrendiğin zaman aslında bir şekilde diğer her şeyi gerçekleştirmenin bir yolunu bulabiliyorsun. Evet. Ama nasıl düşünmen gerektiğiyle ilgili kendini gerçekten sıkı bir şekilde eğitmen gerekiyor. Sistemin bize dayattığı kuralların veya inançların temelden sarsılması deneyimini ben birebir yaşadım. Ben 25 yaşında okulu bitirip Barcelona'ya taşındığımda kafamda böyle belli bir sistem vardı artık. Böyle çocukken aslında hiç o sistemi kabul etmeyip hep daha fazlasını istediğin ya da hep daha farklısını istediğinde insanların sana hayır böyle yapılmaz, bu böyle istenmez dediğinde ve sen artık 20 yıla aşkın bir süre bunu duyduğunda evet öyle yapılmaz demeye başlıyorsun. Ve sen de aslında o şikayet ettiğin ebeveynlerinle ya da büyüklerinle aynı insana dönüşmeye başlıyorsun. En kötüsü. Ben Barcelona'ya gittiğimde gerçekten bununla ilgili çok büyük farkındalık yaşamıştım ve şey demiştim kendi kendime, bunu çok net bir şekilde hatırlıyorum. Hayır ya, böyle olmak zorunda değilmiş. Bak böyle bir sistem olabiliyormuş. Evet. Daha farklı bir sistem olabiliyormuş. Evet. Ve insanlar bunun içerisinde çok daha mutlu yaşayabiliyorlarmış. Bu konuya bir şey eklemek istiyorum arkadaşlar. Bu biraz böyle kişisel gelişime kaydı ama hiç sıkıntı değil. Umarım izlemeye devam ediyorsunuzdur. Önemli olan doğrularımızın değişken olabilmesi. Yani doğrularınızın esiri olmayın. Bu demek değil ki etik değerlerinizi hiçe sayın. Etik değerleriniz mutlaka olsun. Ama doğrular değişkendir. Öncelikler değişebilir. Ben hatırlıyorum, üniversite sonunda sanırım hayatımla ilgili 22 yıldır yaşadığım, öğrendiğim, hedef olarak koyduğum bütün doğrularım bir anda tepe taklak olmuştu. Ve dedim ki bu kadar yıl ben boşa mı yaşadım? Bu kadar saçma bir illüzyonun içinde kendimi hırpaladım. Günün sonunda psikolojik sağlığımı kaybettim. Bu benim moduma, enerjime, her şeyime yansıdı. Ve bir gün gerçekten çok kötü bir hale dönüşmeye başladı yani bir noktada. Evet. O yüzden arkadaşlar lütfen doğrularınızın esiri olmayın. Kesinlikle. Rahat bırakın, kapıları açın, zincirleri bırakın, düşünün, okuyun. Bir şey daha mantıklı geldiyse o sizin doğrunuz olsun ya. O doğru da değişebilir. Ya değiştirin ya. Değiştirin. Çünkü mesela bize tarih dersi anlatıldığı zaman hep şey derdi hocalarımız. Bilmiyorum sen de duymuşsundur. Evet. İşte bir olay üzerine düşünürken o olayın hangi tarihte olduğu neden çok önemli? Çünkü o tarihteki koşulların ne olduğunu bilmek gerekiyor. Çünkü kesinlikle. Sana bu sırada çok saçma gelebilir yapılanlar ama o dönemdeki koşullar nasılsa insanların düşünce yapısı da ona göre şekillenmek zorunda kalıyor. Yani buna en basit bir örnek vermek gerekirse mesela Barcelona'da bir sonradan yapılan şehir var ve bu şehirlerde genelde caddeler inanılmaz büyük. 6 şeritli, 7 şeritli, kocaman. Bir de gotik dedikleri eski şehir kısmı var ve orada sokaklar o kadar dar ki yani ben bu şeyi anlayamamıştım. Bu konflikti anlamamıştım. Neden böyle bir farklılık var diye. Bu çelişkiyi anlayamamıştım. Arkadaşıma sormuştum ve arkadaşım oralı biri olduğu için bana detaylı bir şekilde açıklamıştı. Kara veba döneminde Avrupa'nın nüfusunun 1/3 hayatını kaybettiği için ve bulaşıcı hastalık bütün bir ülkeyi sardığı için özellikle İspanyol gribi de dedikleri alanda insanlar salgın hastalıkta birbirlerini bulaştırmaktan pat pat patır patır ölmeye başlamışlar.
Evet. Sonra ne yapmışlar? Yeni şehir düzeninde mimarlar ve şehir plancıları sokakları o kadar dar yapmak istememişler ki bu bulaşıcı hastalıklar biraz evet. daha şu anki sosyal mesafeyi koruyabilmek adına aslında Barcelona'nın şu an o kocaman caddelere ortaya çıkıyor. Bunu nereye bağlayacaktık? Senin söylediğin noktaya. Kendi düşüncelerinizin, kendi doğrularınızın esiri olmayın. Çünkü evet. o sırada doğru gelen durumlar sizin 3 sene, 5 sene önceki halinizde size doğru gelen şeyler değişen yaşam koşullarıyla birlikte sizin de bunları değiştirmeniz gerekiyor. Zaten değiştiremiyorsanız muhtemelen o yeni duruma adapte olamıyorsunuz ve kırılmaya başlıyorsunuz. Yani insanın gücü sertliğinden değil esnekliğinden geliyor. Çocukken böyle sıkı sıkıya bağlı olduğum en güçlü duygulardan biri aşırı gururdu. Ve farkındalık sürecine başladığım anda ilk bıraktığım duygu o oldu. Çünkü şunu gurur yapıyorsun. Gurur insana çok şey kaybettiriyor. Gurur insana çok şey kaybettiriyor ve çok yersiz bir duygu. Aslında kendini üstün... Çok yük. Aslında kendini üstün görme şeyi, bir egonun yansıması o. Evet. Yani... Egonun seni kontrol ettiğinin bir simgesi aslında. Evet evet. Ben mesela şunu yapıyorum. Yapmak istediğim bir şey var ve bunu daha önce yapmış insanlar varsa ben gidip onlardan, benden yaşça küçük de olmuş olabilirler ya da az tecrübeli de olabilirler bazı konularda. Ama ben gidip mesela bunu nasıl yaptın ya, bunu nasıl yapıyorsun? Bana bu konuda yardım eder misin? Bunu nasıl yaptığına dair bana bilgi verebilir misin diye soruyorum. Ama bazı insanları görüyorum mesela. Ne konuşacağım onunla ya falan ya da hiç gereği olmayan bir duygu. Aynen öyle. Bahsettiğimiz aslında daha çok böyle şeyler. Bu farkındalığı evet. sıkı sıkıya görmeye başladığım süreç 25'li yaşlarım. Evet. Ve 25 yaşına kadar inşa ettiğim bir karakter var. Sadece senin değil. Yaşadığın toplumun, arkadaşlarının, ailenin hep birlikte oluşturduğu bir karakter var. Ve sen... Bunları aslında bilinçsizce bir topluma ayak uydurabilmek adına yaptığını fark etmeye başlıyorsun. Ve bunun üzerine gerçekten gidip yoğun bir şekilde çalışırsan yavaş yavaş işte o toplumun verdiği kabukları soymaya başlıyorsun. Evet. Ve gerçek sen ortaya çıkmaya başlıyorsun. Evet. Bu neden çok zor? Çünkü 25 yaşına kadar şeyi öğrenmişsin. Belli durumlara belli stratejik cevaplar ve davranışlar öğrenmişsin. Ve bunların yanlış olduğunu fark etmeye başladığın an aslında... O savunma mekanizmasını bırakıyorsun ve savunmasız kalıyorsun. Çoğu kişi yurt dışına gitmekten korkuyor, yalnız kalmaktan korkuyor, ailesinden uzaklaşmaktan korkuyor. İşte diyoruz ya, korkularınızın sizi yönetmesine izin vermeyin. Egolarınızın sizi yönetmesine izin vermeyin. Bazı insanlara başarılı olmak yetmiyor. Mutlu olabilmeleri için bazılarının başarısız da olmalarını görmeleri gerekiyor. Yani naçizane bizim... Evet. Tecrübelerimizden çıkan bazı tavsiyeler olarak. Evet. Çünkü fark ediyorum yani şu an yetişen gençliğin gerçekten buna çok ihtiyacı kesinlikle. Var. Kesinlikle. Onlar için şunu söyleyebiliriz. Bulunduğunuz sistemin kaosuna sürüklenmek zorunda değilsiniz. Ve herkese yurt dışına taşının demiyorum ama bulundukları durumu yapabilecekleri en iyi şekilde idare edip sonra o sistemden memnun değillerse başka bir sisteme gidip bambaşka şeyler yaşayabilirsiniz yani. Yani bu bir de bu arada sistemden sürekli yakınmak, mutsuz olmak değil çare. Kesinlikle yani bu arada. Yani toplumumuzun çok fazla soruna odaklanma problemi kesinlikle. Var. Kesinlikle. Aynı enerjiyi o çözümü düşünerek versek o problem çoktan ortadan kalkacak. Yani bu düşünce yapısı da işte mesela bizim toplumumuza çok yanlış öğretilmiş. Sürekli böyle problemleri görüyoruz. Hiç çözüm odaklı değiliz mesela. Bu beni çok üzen bir durum. Bu sistemden memnun değilim, ne zaman gideceğim hemen gitmek istiyorum gibi değil de. Çözüm sadece bu değil bu arada. Evet evet, yani bu sistemden memnun değilim ama elimdekiler şunlar şunlar. Elimdekilerle ne yapabilirim yani? Mehmet'e kanalıma konuk olduğu için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok mutlu etti beni. Umarım konuklarım da kendisini çok sevmiştir ve umarım bu videoyu faydalı bulmuşlardır. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.